Merhaba değerli takipçiler. Maalesef üzücü haber. Seren Serengil dün gece kanamalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Biliyorsunuz karnında bir aylık bebeği taşıyor Seren Serengil ve dün gece restoranda arkadaşlarıyla otururken tansiyonu fırlıyor, fenalaşıyor, kanaması başlıyor. Ve o yüzden arkadaşları tarafından Kavacık'taki özel bir hastaneye kaldırıldı Seren Serengil. Hastaneye getirildiğinde ölçülen tansiyonu 18 çıktı ünlü sunucunun ve kendisine hemen ilaç tedavisi, serumun içinde ilaç tedavisi uygulaması başladı. Yapılan ultrason çekimlerinde bebeğin rahimde tutunmaya devam ettiği ortaya çıktı ve bu haber çok sevindirici oldu tabii Seren Serengil için. Morali biraz düzeldi, tansiyonu yerine geldi ve öğrendiğime göre sabaha karşı saat 3 gibi uykuya daldı Seren Serengil. Durumu nasıl şu anda? Herkes çok merak ediyor. Peki bu sürece nasıl gelindi? Nasıl gelindi bu sürece? Biliyorsunuz Yaşar İpek de 2 gün önce Seren Serengil arasında adeta bir karşılıklı suçlama yarışı başladı kocasıyla. Ve Seren Serengil Yaşar İpek'in ailesi olmasa, ailesi kendisine baskı yapmasa bugüne kadar 1,5 yıldır evliliklerinin çok iyi devam ettiğini söylüyordu. Annesiyle barıştıktan sonra sorunların ortaya çıktığını söylüyordu. Yaşar İpek ise buna karşı çıkıyordu ve Seren Serengil ile karısıyla artık bir arada kalmasının mümkün olmadığını söylemeye başlamıştı Yaşar. Dün Yaşar İpek katıldığı bir YouTube canlı yayınında ise çok ilginç açıklamalar yaptı ve karısının kendisinden tüp bebek tedavisi sırasında uygulanan yöntemi gizlediğini söyledi. Mitokondri nakli yapılmış bana ve ben bu yüzden artık ona güvenmiyorum. Karıma mitokondri nakli yapılmış ve bu yüzden ben ona artık güvenmiyorum. Bunu benden gizlemiş dedi. Mitokondri ise yaşlı hamileliklerde, yani ilerleyen yaşlardaki hamileliklerde yumurtalıkları güçlendirmek için doktorların uyguladığı bir yöntem. Sağlıklı yumurtalık sahibi kadınlardan alınan hücrelerin anne olmak isteyen kadına nakledilmesi ve tıpta uygulanan bir yöntem ama Yaşar İpek böyle bir yöntemin uygulandığını, kendisinden gizlendiğini ve bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını ısrarla dün katıldığı programda, YouTube programında söyledi. Bunu öğrenen Serengil de dün arkadaşlarıyla gittiği restoranda Instagram'dan canlı yayın açarak Yaşar doğru söylemiyor. Biz o yönteme başlamadık. O yöntemi araştırdık. Ancak ben o yöntemi uygulatmadım tüp bebek tedavi sırasında. Bana uygulanmadı. Bunu Yaşar biliyor ve saptırıyor konuyu dedi. Bitmemesinin sebebi dedi. Yaşar'ın evliliği bitirmek istemesinin asıl sebebi dedi. Ben onun dedi uyuşturucu ticareti yapan bir Hollandalıyla ilişkisi olduğunu tespit ettim. Bu iş adamıyla arasının açılmasını temin ettim, sağladım, elimden geleni yaptım, işlerini bozdum. O yüzden bana düşman oldu Yaşar dedi. O iş adamı da bana telefonda küfür etti, beni tehdit etti. Yaşar da adamın yanındaydı ve beni korumadı dedi. Karşılıklı suçlamalar, karşılıklı ithamlar. Yaşar'a şunu söylemek istiyorum. O mitokondri yöntemiyle hamile kaldı, benden gizledi filan diye açıklama yapıyor Yaşar ama bundan 3 Ağustos günü, 3 Ağustos günü değerli dostlar, Seren Serengil'in köpeğinin, Yaşar'ın köpeğini hamile bıraktığına dair bir paylaşım yaptım ben Instagram sayfamda. Ve Yaşar da bunun altına aman Bilal abi zaten evde bir tane hamile var şimdi bir de bu çıktı başıma. Ben nasıl bakacağım bunlara diye şaka yollu bir paylaşım, bir yorumda bulunmuştu espriyle karışık. Şunu sormak istiyorum Yaşar'a. Madem hamilelikten memnun değildin, Seren'in hamileliği seni kandırarak sağlanmıştı. O zaman bu esprili yorumu niye yaptın bana Yaşar? Neden yaptın? Yani burada oturmayan noktalar var. Fakat ben yine de dostlar, Selen'in karnındaki bebeğin Yaşar'ın bebeği olduğunu elbette hepimiz biliyoruz. Yaşar da biliyor. Her şeye rağmen.
her şeye rağmen çok az bir ümit olsa da keşke barış olsa diyorum. Peki, beğendiyseniz beğen yapın. Abone olun. Abone olursanız paylaşımlarımdan anında haberiniz olur. Sevgiler.